Böyledir Suzan. Kendi hırsları için herkesi umursamadan ateşe atar. Yıllarca oğluna da bana da en büyük kötülüğü yaptı. Ona rağmen korudum Tolga'yı, kolladım. Aramızda kalacağını bildiğim için gönül rahatlığıyla itiraf edebilirim. Tolga Tuna, bulunduğun yere benim desteğimle geldi. Bunu bir Suzan de ben biliyoruz. İlk defa da sana dillendiriyorum. Bir daha da hiç kimse bunu benden duymayacak. Ama Suzan Hanım demişti ki... Onları terk edip gittiğimi söyledi değil mi? Çocuğuma sahip çıkamadığımı, başkasıyla evlendiğimi söyledi. Evet, başta korktum. O sorumluluğu almak istemedim. Ama Suzan da korkuyordu. Bana düşünme fırsatı bile vermeden onları istemediğimi, baba olmayı hak etmediğimi söyleyip yurt dışına kaçtı. Aradım, sordum, soruşturdum. Ne bir haber ne bir isim. Yıllarca bekledim. Hayatıma devam etmem gerekiyordu. Evlendikten 2 yıl sonra çıkıp geldi. Tolga 6 yaşlarındaydı. Benim de bir kızım olmuştu. Karımla konuştum. Tolga'yı nüfusuma geçirecektim. Ama Suzan izin vermedi. Kendince beni bu şekilde cezalandırdı. Çocuğuma sahip çıkmadığım, çıkmak istediğimde de onu beklemediğim için kızdı. Yakıp yıktı hepimizi. Biliyor musun Asya? Tek bir haftamız var Tolga ile yaşadığımız. Her saniyesi kalbime, aklıma kazınmış tek bir hafta. Maça gittiğiniz zaman. Anlattım sana. Unutmamış mı o günü? Nasıl bahsetti benden? Hasretle. Seninle bir anlaşma yaptık Asya. Oğlum bana sen getireceksin. Belki canın yana yana, kanın aka aka olacak ama getireceksin. Çünkü bunu senden başka hiç kimse yapamaz Asya. Sana olan aşkından başka hiçbir şey onu bana yaklaştıramaz. Tolga için, benim için bunu yapacaksın Asya. Oğlum bana sen getireceksin. Kötü kardeş Nazlı biliniyor ama bence Asya daha kötü, daha sinsi. Ya kızın başına bin türlü şey geldi be kızım. Bilmiyor musun bunu? Kısmetsiz midir nedir artık anlamadım ki. Kısmetsiz? Ha. Bu kısmetsizlikle kanmanla işe başlıyor. Hadi canım ya, isteyerek mi başladı bu işe? Tolga için, mecbur olduğu için kabul etti. Nasıl Tolga için ya? Bak kızım, dijital işi. Asya'nın imzası karşılığı vermişler Tolga'ya. Resmen aşk tuzağı kurmuşlar ya. Bildiğin tuzak. Şişt, bana bak. Sen bunları duymadın tamam mı? Tamam. Aramızda. Tolga seninle hemen konuşmamız lazım. Ya bizim konuşacak bir şeyimiz olduğunu düşünmüyorum ama. Bu önemli ama. Tamam. Konuş, dinliyorum. Şöyle geçelim mi? Evet, neymiş bu önemli mesele? Dinliyorum. Tolga, biliyorum son zamanlarda bizim aramızda çok tatsız şeyler yaşandı. Bazıları gerçekten benim hatam ama bazıları üstüme kaldı. Ben hiç bunlara dönmek istemiyorum. Umurumda değil açıkçası. Ben seni umursuyorum ama. Önemsediğin şeyleri önemsiyorum. Neyse. Ben bir şey duydum. Sana söylediğimde üzüleceksin. Hatta belki önce bana kızacaksın. Ama bilmek isteyeceğim bir şey. Selin, lafı dolandırma. Ne söyleyeceksen söyle hadi. Bekliyorum. Tolga, sen bu zamana kadar kariyerinde ne haksız bir destek ne de
bir kayırmayı kabul etmedim. Bunun aksini söyleyen mi var senin yani? Ay, şu aldığın dijital iş. Ha. O işi sana kariyerindeki başarın için vermediler. Ne için verdiler? Kudüs kanmanı istediği için. Sen nereden duydun bunu? Piyasayı biliyorsun. Asya'nın yeni anlaştığı işle deşince altından bu çıktı. Senin bu işi almanı şart koşmuş. Ya saçma sapan konuşma. Asya hayatta böyle bir şey yapmaz. Yine bir oyun peşindesin değil mi? Üzgünüm ama gerçek bu Tolga. Aslında seni pazarlık malzemesi yapmış. Bak, bir yalan söylüyorsun ama fazla uzun sürmeyecek. Ne oluyor? Asya, bu doğru mu? Sen gidip babamdan beni işe geri döndürmesini mi istedin? Durur musun? Tolga bir bekler misin? Bir beni dinler misin lütfen Tolga? Bir bekle konuşalım. Tolga gitme bekle. Aç bir kapıyı konuşalım Tolga lütfen. Tolga açar mısın bir konuşalım lütfen Tolga. Arkadaşlar bir prodüksiyon aracı alabilir miyim buraya acil? Hemen ama çok hızlı. Of. Sen kim olduğunu sanıyorsun ya? Sen hala ne cüretle benim hayatıma karışabiliyorsun? Tolga, sakin ol oğlum. Otur biraz konuşalım. Her şeyi senin iyiliğin için yaptım. Ya ne iyiliği ya? Ne iyiliği? Bak ben yemiyorum bu masalı, anla artık. Tolga. Tolga bir sakin ol. Lütfen babanı bir kere dinler misin? Ya kimin babası ya? Böyle baba mı olur ya? Bana oğlum getirdiğin için teşekkür ederim Asya. Bizi biraz yalnız bırak. Ya ne yalnızı ya? Neyin yalnızı? Ne teşekkürü? Beni sana kimse getirmedi. Ben senin oğlun değilim. Ya yıllardır önümü kesmeye çalışıyorsun. Şimdi Asya'yı mı buldun? Ha? Neyle tehdit lan kızı? Ben kimseyi tehdit etmedim. Hı. Asya bana geldi. Bir ricada bulundu. Ben de onun karşılığını istedim. Ben miyim karşılığı? Bu mu benim değerim? Tolga yeter. Hiçbir şey benim umurumda değil. Ben hepsini senin iyiliğin için yaptım. Sen mutlu ol diye. Bak, bu adamın olduğu yerde mutluluk olmaz. Yeter! Sen beni sarıyorsun. Lan bana bak. Lan, bana bak. Benim ailemden, sevgilimden uzak duracak. Tolga yapma Tolga. Ama... Baban her şeyi senin iyiliğin için yaptı. Tolga Tuna olmayı babana borçlusun. Senden bahsedeyim, sen canımı en çok yakınsın. Kudret Bey. En kıymetli zamansın, güzelsin. Kudret Bey. Kudret Bey. Kudret Bey, iyi misiniz? Yardım edin. Kudret Bey. Kudret Bey, yardım edin.